Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takıya yeni başlayan arkadaşlar için bundan daha kolay olduğunu zannetmiyorum. Çok şık bir bileklik yapacağız inci boncuklarımızla. Ben bir tane siyahla yaptım. Normalde en güzeli boncuk, kum boncuklarımızla incilerimiz aynı renk olduğu zaman çok daha güzel düşüyor. Ama şöyle bakın. Hatta şöyle göstereyim. Bileğimde. Ama sizin görebilmeniz açısından koyu renklerle çalışamadığımız için ben bu şekilde bir kombin yaptım. Ve şu şekilde çıt çıt diyoruz. Kapamalarımız var. Bakın. İki tane halkamız var. Şu şekilde. Kum boncuğumuz ve 8 milimetrelik incilerimiz var. Videoya geçmeden önce sayfamızı beğenip paylaşırsanız, sayfamıza abone olursanız ve bildirim zilini tıklarsanız seviniriz. Daha sonra yapacağımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Düğün için, nişan için, kıyafetlerinizi tamamlamak için çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Gelinlik üzerine, abiye kıyafetlerinize dediğim gibi nişan, düğün gibi bu modelimizi yaparken iki iğneyle çalışmak durumundayız arkadaşlar. Şu şekilde ve incilerimiz ağır olduğu için de misina ile yapmak durumundayız. O yüzden görmekte belki zorlanabilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk önce 4 tane ince alıyoruz arkadaşlar. 3 4.'ü beraber çaprazlıyoruz bakın. Bunu geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Ve bu şekilde aynı anda çaprazlamış oluyoruz. Şöyle tutarsanız iki iğnenizi, o zaman dengesizlik olmayacaktır ve rahatlıkla çaprazlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu en basit yapılabilecek bilekliklerden birisidir arkadaşlar. Şimdi bir iğnemize 1 inci takıyoruz. Diğer iğnemize 2 inci takıyoruz. Birini gönderiyoruz, birini ortak kullanıyoruz bakın. Bu şekilde çaprazlıyoruz. İki iğnemiz de aynı anda aynı inciden geçmiş oluyor. Çaprazlamanın manası budur. Biri sağdan, biri soldan. Ve sonra yine şu şekilde iki ucundan çektiğimiz zaman bu yerine oturuyor bak. Şimdi tekrar bir iğnemize bir tane, diğer iğnemize bir tane, bir tanesi de ortak. Bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar, diğerlerini de aynı şekilde devam edeceğiz. Bilekliğimizin uzunluğunu ne kadar olsun istiyorsak ona göre incilerimizi çaprazlamaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle, ben kendi yaptığım bileklik için kendi bileğime göre 43 tane inci kullandım. Siz artık kendi bilek ölçünüze göre ayarlarsınız. Bu şekilde. Biraz karmaşık gibi duruyor ama çok basit. Evet. Ben komple bileğime göre ölçüsünü tamamlayıp döneyim arkadaşlar. Üst sırasına öyle geçelim. Bir inci sağ iğnemize, iki inci sol iğnemize, birini gönderiyoruz. Sonuncuyu
İki iğneyi birden geçiriyoruz. Biri sağdan, biri soldan, bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi bakın, dediğim gibi ben 43 tane kullandım. Siz de bilek ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde kaba kısmını halletmiş olduk. Şimdi 4 kum boncuk bir tarafa takıyoruz. 4 kum boncuk bir tarafa. 5. kum boncukla çaprazlayacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. 5 tane kum boncuk daha alıyoruz. Kapama yerimiz için. İsterseniz bunu 6 da yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunu şöyle diğer tarafı elimizde tutalım. Şu şekilde bir kere geçelim. Kendimize doğru bakın. Böyle bir yuvarlak oluşturduk. Şimdi diğer iğnemizle de aynı şekilde tekrar turlayacağız. Ve böylece sıkılamış olacağız. Çünkü çok gevşemeye müsait arkadaşlar bu misina ile çalışınca. Şöyle tutuyoruz. Diğer tarafı. Bu iğnemizle de bir dolanıyoruz. Bakın. Şöyle. Şöyle. Boncuklarımızdan geçiyoruz. En son çaprazlama yaptığımız kum boncuğumuzdan da tekrar geçiyoruz. Şuraya kadar hepsinden geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Daha sonra diğer iğnemizin de şuradaki 4 kum boncuğumuzdan aşağı kadar ilerliyoruz. Şimdi tekrar çaprazlayacağız. Bu iğnemiz, bakın, misinamız burada. Bu tarafa geçiyoruz. Diğer iğnemizde. Gördüğünüz gibi misinanın ucu burada. İğnemizde. Bu tarafa geçiyoruz. Ve şimdi üst tarafını ayarlayacağız arkadaşlar. Kapama yerimizi ayarladık gördüğünüz gibi. Şimdi şu üstteki çaprazlamaları yapacağız. En basit haliyle de bitireceğiz arkadaşlar. Bakın. 4 bir tarafa, 4 kum boncuk bir tarafa takıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 takıyoruz. 4 kum boncuk da diğer iğnemize takıyoruz. Bunları bir indirelim. Bir tane kum boncuğu yine çaprazlamak için ortak kullanıyoruz. Şu şekilde. Tekrar bir iğnemize 4 kum boncuk geçirelim. Diğer iğnemize de 4 kum boncuk. Şimdi misinamızın yönüne göre, bakın arkadaşlar, buradakini buradan, sağdakini sağdan, soldakini soldan geçiriyoruz. Aynı anda göstereyim. Buradakini de buradan. Bakın. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa geçiyor. Böylece burada çaprazlanmış oluyor. İki iğneyle olduğu için biraz oyalıyor insanları ama gerçekten çok şık oluyor arkadaşlar.
Şimdi tekrar bu şekilde bir tane daha ben göstereyim. Sonra bitiş yerinde birlikte oluruz. 4 kum boncuk birine. 4 kum boncuk diğerine. Bakın 4 de burada var. Bir taneyi de dediğim gibi çaprazlamak için ortak kullanıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet çıkır çıkır oluyor. 4 kum boncuk birine. 4 kum boncuk diğerine. Yine taktık. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki misinayı buradan diğer tarafa. Buradaki misinayı da buradan kendimize doğru geçiyoruz. Böylece çaprazlanmış oluyor. Ve böylece bilekliğimiz tamamlanana kadar devam ediyoruz. Kılcıya geçtim. Gördüğünüz gibi bunu da buradan çaprazlıyorum. Şimdi tekrar dört kum bir iğnemize takıyoruz. Dört kum da bir iğnemize. Beşinciyle çaprazlıyoruz. Bakın. Şimdi tekrar dört kum bir iğnemize. 4 kum diğer iğnemize. Son kısma geldik zaten bakın. Bunu buradan bunu da buradan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kapama yerimiz için 4 kum bir iğnemize. 4 kum diğer iğnemize. Beşinciyle çaprazlıyoruz. Evet. Şimdi 5 tane kum boncuk daha takıyoruz. Yine kapama yerimiz için. Dediğim gibi burayı istiyorsanız 6 da takabilirsiniz. Daha sonra misinamızın şurayı sağlam tutalım. Bakın misinamız buradan çıkmış. Biz tam tersinden tekrar geçiyoruz. Ve aynı boncuklardan dönerek sağlamlaştırıyoruz arkadaşlar. En son çaprazlama yaptığımız kum boncuğumuzdan da geçiyoruz. Ve orada bırakıyoruz. Diğer iğnemizde de aynı işlemi yapacağız. Son kapama yerimizden bakın misinamız burada. Bir tur da onla atacağız. En son kapamalarımızı takıp bilekliğimizi tamamlayacağız.
Birkaç tur geçtiğim için arkadaşlar aynı boncuktan biraz zor geçti gördüğünüz gibi. Bazen olabiliyor. Evet, şimdi kum boncuklarımızdan aşağı kadar inelim. Diğer iğnemizden de geçelim. Diğer taraftan. Daha sonra burada çaprazlayıp iyice sıkıştıralım ki gevşemesin. Evet, bakın gayet güzel oldu. Şimdi herhangi bir istediğimiz yerde koparabiliriz arkadaşlar. Ben hatta şöyle bir geleyim, bir düğüm atmak istiyorum sağlam olsun diye. Şurada. Daha sonra da koparacağım. Ben çiftli atıyorum düğümümü. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Şurada da şöyle kesiyorum. Şöyle makasımızla da hafiften yakalım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kafamalarımızı takıyoruz ve bilekliğimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi kafamalarımızı takıyoruz. Ve bilekliğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Renklerimiz de gerçekten çok güzel oldu. Elbiselerinizin renklerine göre gayet uyumlu bir şekilde ayarlayıp yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde açıyoruz ve evet şöyle çekelim kum boncuklarımızı. Bakın gayet şıkır şıkır bir bilekliğimiz oldu. Bunun da kapaması daha farklıydı. Bakın daha farklı, bu biraz daha uzatıyor. Ya papağan takarak, ucuna zincir takarak bileğinize göre de ayarlayabilirsiniz bu bileklikleri. Şöyle bileğimde göstermek istiyorum ben size. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir bileklik oldu. Elbiselerinize göre gayet uyumlu bir şekilde kombinlerini yapıp istediğiniz renk incilerle tasarımları yapabilirsiniz. Yaptığınız tasarımları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.